Şimdi mevcut burada bulunan büfemiz, Üsküdar'daki büfemiz İBB meclis kararına uygun bir şekilde buraya konumlanmıştır. Meclis kararı çıktığı zaman 142 nokta ile ilgili bu meclis kararına istinaden ilçe belediyelerinde de biz görüş istedik. Birinci yazımıza cevap verilmedi. İkinci yazımıza cevap verilmedi. O dönem pandemi koşullarıydı. Şartlar zordu. Yine bugünkü gibi ekmek kuyrukları vardı. Ve biz mobil araçlarla satış yapıyorduk. Büfenin şu anda bulunduğu yerde mobil satış aracı vardı. Mobil satış araçlarını kaldırarak yerlerine sabit büfeleri konumlandırdık. O gün bu büfeyi buraya kurduk. O günden sonra Üsküdar Belediyesi bizim özellikle burada ve Bulgurlu'daki büfeden sonra yeni büfe kurmamıza müsaade etmediler. Ve bu büfeye de elektrik talebini hiçbir zaman olumlu karşılamadılar. Oysa mevcut belediye kanunlarında şu yazar, bu gibi ruhsatlı yapılar da dahil, bu gibi geçici kaldırılabilir, portatif yapılara da elektrik geçici olarak verilebilir. Yani İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Üsküdar Belediyesi'nin şöyle basit bir yazı Ayadaş'a yazacaktı. Şu adreste bulunan halk ekmek büfesine geçici olarak elektrik bağlanmasında bir sakınca yoktur diye basit bir yazıyla şu anda burada elektrik bağlanmış ve sıcak ortamda Rıfat Bey de ekmeğini satmış olur. Hem evine ekmek götürmüş olacaktı hem de yurttaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunmuş olacaktı. Ama ne yazıktır bir yıl geçti sesini duyan olmadı. Ve elektrik halen bağlanmadı. Görüyorsunuz mum ışığında ekmek satıyor. Tabii Üsküdar Belediyesi ile biz çeşitli görüşmeler yaptık. Sonrasında da. Onlar ısrarla bu büfenin buradan kaldırılarak bir ara sokağa götürülmesini, ara sokağa da gösterilen yerde de Rıfat Bey'in burada asla iş yapmayacağı ki bizim tarafımızda da yaptığımız incelemede o görülmüştür. Satış yapılmayacak, insanın gelip gitmediği bir sokakta yer gösteriyorlar. Bu uygun bir davranış değil. Yani kaldır demenin bir bahanesidir. Uzlaşamadık. Biz halen kapımız açık, halen konuşabiliriz. Burada 100 metre ileri gidebilir, 200 metre geri gelebilir. Ama halkın ihtiyacı olduğu bir noktada büfenin olması gerekiyor ki Anadolu yakasında bulunan büfelerimizin içinde en çok ekmek satan bir büfedir. Yani kurulum yerinin çok doğru. Burada da zaten hemen karşısında halk tanzimi var. Yani gıda alışverişine gelen Üsküdar'ın tüm mahallelerinden buraya gelen müşteriler giderken bir de ekmeğini alıyor. Yani doğru bir noktada konumlanmış. Ama Üsküdar Belediyesi bir türlü bunu içine sindiremedi ve bir türlü elektriği bağlamadı. Burada bu çetin kış koşullarında bu soğuk karlı günlerde ayağında platin olan bir Güneydoğu gazisine bu yapılanı kabul etmemiz mümkün değil. Arkadaşımızın yanındayız. Nisan'da bu büfenin kuruluşunda Sayın Başkanımız Özgen Nema da buradaydı. Güzel bir şekilde büfemiz yerine kuruldu ama Üsküdar Belediyesi bize elektriğimizi vermedi. Hizmet etmemize müsaade etmiyorlar sanırım. Beni arka sokağa götürmek istiyorlar. Ben bir Güneydoğu gazisiyim. Anayasanın 61. maddesi hakkımı istiyorum ben. Kimseden bir şey istemiyorum. Anayasanın 61. maddesi der ki, devlet şehidine, şehit ailesine, gazisine sahip çıkar ve korur ve kollar, iyi bir hayat seviyesi sağlar. Beni arka sokağa götürmek de ne amaçları? Ben gitmek istemiyorum. Ben burada halka hizmet etmek istiyorum, ekmek vermek istiyorum. Başka bir amacımız yok bizim. Fakir insanlara, gariban insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Belki onlardan birisiyim ben. Ama ben hizmet etmeyi seven birisiyim. Halkıma, devletime hizmet etmekle gurur duyuyorum, seviniyorum, sevinçliyim. Ama benim ne hikmetse elektriğimi bağlamadılar. Gördüğünüz gibi ben tüp sobasında ısınıyorum. Mum ışığında oturuyorum. Sabahın 7'sinde geliyorum, ellerim tutmuyor. Soğuk tüpü yakıp tüpte ellerimi ısıtıp o şekilde çalışıp insanların hizmetine, insanların isteğine cevap vermeye çalışıyorum. Ama biz bunu hak etmiyoruz. Mümkünse bize yardımcı olsunlar. Kapıdaki çalışma sordum ben. Dediler ki 10 gün oluyor başlayalı. Dedim ki ne kadar sürecek? Bana dediler ki 3 gün sürecek. 3 günde bu doğru kazıyı yaptılar, boruları döşediler. 6 gündür buraya uğrayan yok. Buraya bir yaya geçti koridoru oluşturdular 1,5 metre genişliğinde. Ama bugün 1-2 tane televizyon gelince o bariyeri genişlettiler, 5 metreye aldılar. Ne hikmet onu anlayamadık yani.
Ben bir Güneydoğu gazisiyim. Sol tarafımda benim organlarım, böbreğim yok, dalağım yok, kalın bağırsak yok, midemin üçte biri yok, sırt adrenokum yok, kaburgalarımın beş tanesinin yarıları yok. Bu şekilde burada soğukta çalışmaya çalışıyorum. Vicdanları kabul ediyorsa ben daha bir şey de demiyorum. Teşekkür ederim.